Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Orta vadeli programda görüyoruz ki plan çerçevesinde iş kolay değil. İş oldukça zor, meşakkatli. Mehmet Şimşek de bir fiyat istikrarının sağlanmasını söylüyor. Şimdi bu program açıklandı. Bu işin ehli olan bu ülkede çok sayıda akademisyen var. Çok sayıda önemli ekonomistler var. Nasıl değerlendirdiler söz konusu bu orta vadeli programı 2025-26-27 içeren? Yakından bir bakalım hemen. Evet, orta vadeli planla ilişkin ekonomistler neler söylüyor? 2023'ten 2024'e kadar gelinen süre zarfında asıl hedef fiyat istikrarı, 2025-27 dönemine dair 3 yıllık yol haritasını sunan orta vadeli plana göre, yani programa göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz diyor ki programımızın temel amacı enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesidir. Eskiye baktığımız zaman enflasyonu %33 olarak öngörmüştü daha önce orta vadeli programda, ancak şimdi %41.5'e yükseltildi. Yani enflasyon tahmini 2024 için. 2025 için daha önce %15.2 idi tahminler, ama şu anda bugün açıklanan orta vadeli programda %17.5'e yükseldi 2025 için. Dolar baktığımız zaman daha önce 23.9 TL idi. Bakın 2024'te olacak olan yıl sonundaki dolar tahmini şimdi 33.22'ye çıkarıldı. Eskisini 2025 için 43.93 TL olacaktı. Yeni tahminlere göre 42 TL'ye inecek. Büyüme daha önce %4 olarak tahmin ediliyordu. Yeni tahmin 3.5'a düştü. 2025 için daha önceki tahminler 4.5'tü, o da 4'e düştü. Yani büyüme azalacak. Şimdi büyümenin azalması son derece normal. Bu tür ekonomik krizlerde bir şeyi kabullenmesi gerekir siyasi iktidarların. O da şu: ya büyümeden taviz verecek, enflasyonu dizginleyecek, rayına oturtacak her şeyi, ya da yok ben aynı anda da büyümem lazım derse o enflasyonun kontrol altına alınması pek de mümkün değil. İktisadi gerçeklik bunu söylüyor. Dolayısıyla büyümeden taviz verilmek zorunda. Bir daralma var ve bu daralmayı da kabullenmek zorunda, yüzleşmek zorunda. Hem vatandaş değil, iş dünyası da öyle, birçok sektör öyle. Dolayısıyla bir süre büyüme hız kesecek, düşük seviyelerde izleyecek, ama enflasyon dizginlendikten ve bir şeyler rayına oturduktan sonra hedeflenen büyümeye yönelik bazı hamleler yapılacaktır elbet. Şimdi önemli ekonomistler nasıl değerlendiriyorlar bu söz konusu orta vadeli program? Hakan Kara, enflasyon hedefi 14'ten 17.5'a yükseltilmiş. Hala yeterince gerçekçi değil ama daha makul. Muhtemelen piyasa yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı tahmin üst bandına odaklanacaktır. Uğur Gürses diyor ki orta vadeli programda enflasyon hedefleriyle uyumlu kur tahminleri yapılmış diyor. Emre Alkın diyor ki orta vadeli plan hazırlamak önemlidir, kabul ediyorum, ama bizdeki ne anlama geliyor yazayım. En yakın vadeye itiraz eden az olsun mantıklı bir şeyler yaz. Biraz ileri vadeye matematiksel olarak tutacak şeyler yaz. Daha ileri vadeye ne yazarsan yaz demiş. Bu da eleştirel bir yaklaşım. Ve iş dünyası nasıl yorumluyor? Orhan Aydın, Ascon Genel Başkanı. Yeni orta vadeli program ekonomimizin temel yapısını güçlendirmek üzere bu hedefler kapsamında mesajı içermektedir. Rifat Hisarcıklıoğlu diyor ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, bugün açıklanan orta vadeli program enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Şekip Avdagiç, İTO Başkanı diyor ki görüyoruz ki yeni orta vadeli programda hem enflasyon tarafında hem de büyüme tarafında revizyonlar oldu. Böylece ekonominin gerçekleriyle uyumlu, yeni gelişmeler karşısında anında refleks gösterebilen bir yönetim anlayışı ortaya kondu diyor. Pozitif bir değerlendirme yapmış Avdagiç'te. Evet, tabii farklı farklı yorumlar da oluyor. Ya şöyle, dediğin gibi realite olarak bakıldığında, matematiksel olarak bakıldığında büyümenin düşmesi, yatırım marjının daralması beraberinde işsizliği de getiriyor. Bu işsizlik olasılığının da şu anda masada olduğu gerçekliğini bir kez gözden kaçırmayalım diyorum. Evet.